Manşete hoş geldiniz. Ağar her şeyi kabul etti kajesiyle, kapağıyla çıktık bugün. Neden? Çünkü Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim, çok tartışılan bir isim, en az 25 yıldır gündemde olan bir isim, öncesi de var. Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk'e konuştu ve her şeyi kabul etti esasen buna itiraz edenler olabilir. Bunun nedenlerini de birazdan söyleşiye baktığımızda söyleyeceğim. bugün hem manşet var Mustar'da hem de ardından özgür düşünce Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim ile. Ondan dolayı bugün manşeti biraz kısa tutacağım. Bunu da hatırlatmış olayım. gazete kapaklarıyla başlayalım. ardından konumuza geleceğiz. Dünya Gazetesi'nin manşetindeki bana göre günün en önemli ekonomik gelişmelerinden veya olaylarından haberlerinden biri kart borcunda yıllık artış oranı %50'ye dayandı diyor. Kredi kartlarının toplam borç bakiyesinin Nisan 2020'de %1.3 seviyelerinde bulunan yıllık artış oranı bu yıl yüzde %47'ye yükseldi diyor ve kredi borcundaki yıllık artışı da grafik olarak vermiş. Bakın 24 Nisan 2020, 30 Nisan 2021. Tam bir sene. Bir Gün Gazetesi sahte gündem gerçek krizi, gerçek krizi örtemiyor. Halkın %60'ı en önemli sorun ekonomik kriz ve işsizlik diyor. AKP ise sorunun kaynağı dış güçler diyerek halkı ikna etmeye çalışıyor demiş. Evrensel manşetten ülkenin bakliyat ambarı kuruduğu kuraklık gıdayı tehdit ediyor. Hububat ve bakliyat ambarı Mardin, Diyarbakır, Urfa'da tarım arazilerinin çoğunu kuraklık vurdu. İç Anadolu'da kuraklıkla boğuşuyor, gıda ve yem fiyatları artacak diyor. Sözcü gazetesinin manşetinde iddiaların odağındaki Mehmet Ağar var, dokunulmazlığım yok, beni soruştursunlar başlığıyla manşet olmuş. Fakat içeride çok önemli detaylar var. Birazdan o söyleşinin içine gireceğiz ve bakacağız. Bir haftadır Filistinlilere terör estiren İsrail'in kanlı saldırıları dün de sürdü. İsrail katlediyor, dünya seyrediyor. Manşet altı haberiyle çıkmış. Bölge'de küçük çaplı bir savaş çıktı. Birleşmiş Milletler uyarmış Topyekün bölgesel bir savaş riski var diye ama ölü sayısı her geçen saat artıyor. Muazzam bir orantısız güçle, İsrail e, hava gücüyle, kara gücüyle ve e, işte modern füzeleriyle Filistinlileri vuruyor. Elbette Filistin ve Hamas tarafından atılan füzeler var, e, yapılan saldırılar var, ama e, bölgede ciddi bir orantısız güç uygulandığını da kabul etmemiz gerekiyor. Birazdan e, İsrail'in İngiltere elçisinin BBC'ye verdiği mülakatta çarpıcı bir e, bölüm var onu getireceğiz. BBC sunucusunun İsrail elçisini nasıl sorguladığını getireceğiz. 1 Mayıs'ta bir avuç insanı yürütmediler ama kutlama ve protestolara ses çıkarmadılar diyor kalabalığa tepki. Evet. Türkiye'de hiçbir şey normal değil. Bu çok eleştiriliyor. Taksim'den gelen, Levent'ten gelen, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen görüntüler çok kritik ediliyor. Üç kişi bir araya geldiğinde hemen polis bitiyor yanında ve dağıtıyor ama Burada devlet destekli bir şey var, protesto var. Ve her defasında bu oluyor. Azeri-Ermeni savaşında da Ermenistan elçiliklerine falan yürünmüştü. Hatta Ermeni azınlık çok sıkıntı çekmişti o günlerde. Şimdi de Yahudi azınlık ciddi sıkıntı çekiyor. Ergun Baba'nın bir tweet atmış İstanbul'da Türkiye'de yaşayan bir Yahudi olmak istemezdim diye. Haklı. Ne zaman Ermenistan'la ilgili bir konu olduğunda Ermeniler İsrail ile ilgili bir konu olduğunda Yahudilere dönük bir tazik oluyor. Kaldı ki Türkiye'deki Yahudilerin mühim bir bölümü İsrail'in Filistin'e yönelik baskısını, şiddetini, zulmünü onaylamıyor. Böyle bir tarafı da var ama dediğim gibi iktidar bu tür konularda tabanı konsolide etmek için elinden geleni ardına komuyor. Gazete Pencere'nin manşetinde eski TÜSİAD Başkanı iş insanı Ümit Boyner var. İş dünyasının toplumsal siyasal konularla ilgili konuşmakta çekimser kaldığını söylemiş. Belki de korktuğu bir gerçek demiş. E, kendi TÜSİAD Başkanlığında da e, konuştuğuna tanık değiliz. E, artık Türkiye'de konuşma dönemi bitti. E, bundan sonra birilerine çıkıp da niye susuyorsunuz falan demesinin de çok fazla bir anlamı yok. İsrail protesto, protestocularına yasak yok demiş. Evet bu şekilde konvoylar e, oluşturuldu. E, i̇şte efendim tam kapanma falan tedbirleri de hak getireydi. Fakat dediğim gibi iktidar işine gelen konuda. Yani e, Türkiye bir kanun devleti değil, bir de hukuk devleti değil. Bir e, genelge cumhuriyeti bile değil. Yani bir genelge yayınlıyorlar. O genelgeye kendileri de uymuyor. Dediğim gibi e, selleme hüsselam saldım çayıra mevlam kayıra ülkesi. Zamanın ruhuna uygun bir komutan Adem Yavuz yazısı bugün TR 724'ün manşetinde mafyanın devletleşmesi, devletin mafyalaşması diye özetlenebilecek bu sürecin örneklerini bürokrasinin her aşamasında görmek mümkün. İçinde bulunduğumuz şartların 1990'larla ya da susurluk günleriyle kıyaslanamayacak kadar kötü olduğunun başka delili ise jandarma genel komutanı Arif Çetin demiş yazıyı okumanızı salık veririz. Medya Mahallesi, Gezici Araştırma'nın anket sonuçlarını getiriyorum ekranınıza. Medya Mahallesi son günlerde enteresan bir şekilde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına aday olsun söylemini satmaya ya da söylemine destek arayışına çıktı. Nereden esinlendi, kimin fikri veya kendiliğinden ortaya çıkan bir şey mi bilmiyorum. Elbette bir siyasi partinin liderinin bugünkü koşullarda Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında başkanlık cumhurbaşkanlığı iddiasında olması gerekir. Herhangi bir siyasi parti liderinin böyle bir iddiası yoksa neden o partinin başındadır? Ee, CHP e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu işlere hiç girmediler... Dolayısıyla yani varlık sebepleri nedir bugünkü Türkiye'nin koşullarında tartışılıyor özellikle 2014'ten bu tarafa. Ama HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylıklarını koydular. Onları elbette müstesna tutuyoruz. Bugün Türkiye'de yönetime talip olmanın nedeni Erdoğan'a rakip olmaktan geçer. talip olmanın yolu Erdoğan'a rakip olmaktan geçer. Parlamento'da bir grup kurmaktan değil. Buraya kadar evet. Ama şimdi CHP Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ısıtılması veya köpürtülmesi e, tuhaf. E, tamam CHP Genel Başkanı böyle bir yol tuttu. Bugüne kadar hep çatı adaylarla veya ortak adaylarla yürümeyi tercih etti. Tamam 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 hepsi tamam. Muharrem İnce adayı aday gösterdi 2018'de tamam. Şimdi e, bu anket mesela gezici araştırma Erdoğan'ın önünde gösteriyor. Bir puan bir buçuk puan kadar Kılıçdaroğlu'nu önünde gösteriyor. Hatta... Liderlik performansını başarılı buluyor musunuz değerlendirmesinde de başarılı buluyorum diyenlerin oranı yüzde otuz sekiz yüzde otuz sekiz başarılı buluyorum diyenler e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyor falan böyle bir şey var e, anket rakamları arasında tutarsızlık olabilir ama bu bu köpürtülüyor şahsi fikrin ne? bana göre Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan karşısında kazanamaz yani diyeceğim o e, aday olur mu bilmiyorum aday olursa kazanacağına hiç ihtimal vermiyorum. Bunun bir sürü nedeni var. Ama dediğim gibi bu biraz ısıtılmaya, köpürtülmeye çalışılıyor. Yarın öbür gün koşullar değişir, başka bir yere giderse de ben böyle tahmin ettim ama yanıldım. Özür dilerim derim yani. Son olaylar nedeniyle Filistinliler Selahattin neredesin diye slogan atmışlar. Kemal Burkay uzun zamandır sessiz ve Twitter'da sessizliğini bozmuş. Ama Selahattin öldüğü torunlarınınsa Saddam, Esad, İran mollaları ve benzeri Müslümanlar tarafından ayakları bağlanmış yardıma gelemezler diyor. Selahattin neredesin diye atılan sloganlara böyle cevap vermiş. Bir kedim bile yok anlıyor musun? Gülümse dizelerinin şairi Kemal Burkay saygıyla onu da burada yad ediyoruz. E, Filistin demişken, Selahattin demişken şimdi biraz evvel anons ettiğim e, BBC söyleşisinden ilgili kesite e, gelelim. Türkçe altyazılı olarak ekrana getireceğim, yorumsuz olarak. Children in Israel were receiving rockets on their heads and as a matter of fact our IDF, our soldiers are defending those children. Cruel terrorist organization using the children and the women in Gaza Strip. In order to achieve political. I'm aims. sorry, Ambassador. Every time I've done an interview of this nature, I'm always told that Palestinian people use their children as human shields. This is the truth. Why this don't is the you reality step up and recognize you know. when you are firing, children get killed. Because Why we're are not you firing, firing children, We're not firing children. We're firing targets of a cruel terror organization, radical Islamists that are trying to kill our fired children into a mosque. You with fired, all respect. You fired you stun grenades, that. rubber and bullets, and water cannon as people were praying. Surely you recognize that as an act of aggression. Öyleydi. Şimdi dönelim e, konu başlığımızı ağır her şeyi kabul etti Sözcü gazetesinin manşetindeydi bugün ağır e, deneyimli gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu en azından konuştuğu gazeteci itibariyle e, okunası bir röportaj çünkü Saygı Öztürk e, hepimizden kıdemli engin deneyimi olan bu işleri bilen e, aynı zamanda bu dünyaya bu derin dünyaya dair kitapları olan, yazıları olan, özel ilgisi olan ve orada irtibatları, kontakları olan bir isimdir. Şimdi Söyleşi'ye bakalım. Saygı Öztürk'ün köşesindeyiz. Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi. Mehmet Ağar'ın girişini geriye doğru anlatmış ve girişten sonra devletten 25 yıl önce, siyasetten 15 yıl önce ayrıldım, dokunulmazdım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar, buna engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil, benim şükür korkacak hiçbir şeyim yok demiş. Araştırın, yargılayın, ee, ne buluyorsanız elinizden geleni ardına komayın demiş ama devlet elinizde. Yani sizin için harekete girecek bir savcı, hakim falan var mı? Bir mahkeme var mı? Bir polis var mı? Elinizde yani elinizde olan şey sizin için harekete geçmez ki. Bu arada şunu da söyleyeyim, şunu da hatırlatayım. E, Kem, e, Mehmet Ağar 2012-2013 yıllarında Susurluk ve devamı davalarla ilgili olarak e, yargılandığı davada 5 e, yıl hapis cezasına çarptırıldı. E, bunun 2 yılını e, geçirmek üzere Aydın'ın Yeni Pazar Cezaevi'ne kondu. 1 e, yıl sonra da tahliye edildi ve 1 yıl denetimli serbestlikle. Bu bir yıllık süre içerisinde yaklaşık Aydın Yeni Pazar Cezaevi Söyleyelim. sene 2012-2013. Onun için boşaltıldı. Bütün e, tutuklu hükümlüler başka cezaevlerine nakledildiler. Baştan aşağı e, temizlendi, boyandı, badanalandı. Neyse. Ardından a, Mehmet Ağarın suiti hazırlandı. Belki yanında ona komşu olacak, onun tercih ettiği birkaç kişi belki ayarlandı. Ve ondan sonra o orada e, Aydın Sürgünü veya Aydın Yeni Pazar Sürgünü gibi bir hayat sürdü. Her gün yığınla ziyaretçisi vardı. Hiçbir zaman boş kalmadı ve işlerini takip etti. Telefon, internet, ne gerekiyorsa, gelen giden yardımcıları falan şeyiyle. Ha İstanbul'daki veya Ankara'daki evinde, villasında veya katında yaşıyormuş, ha orada yaşıyormuş gibi bu işleri idare etti. Böyle de bir cezaevi süreci vardı. 2012-2013'te de böyleydi. Öncesinde de kimse dokunmadı, sonrasında da dokunmadı. Şu anda da ona dokunacak yok. Evet. Bir de diyor ki son dönemde yazılıp çizilenler Fethullahçı terör örgütü ve PKK siteleri Marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Yani üretilen haberleri de direkt tipik FETÖ ve PKK'ya bağlamış. Evet taktikler, stratejiler. Beni gündeme getirmelerinin nedeni bizi buradan uzaklaştırmak. Yani Marina'dan. Marina'ya yapışmış durumda. Biz buradan uzaklaştırır bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli. Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır. Yani sadece şu cümleyi verip gerisini okumasam yeterli. Yani bir ülkede Yalı Kavak Marina ki Cefik Hamhi'den Mansimova, Azeri iş adamı oradan da e, çöken ağır ekibine geçti. O marinaya çöken. Yani önce Mansimova armağan edildi ardından da şeye Yalıkavak Marina'nın tarihine girmeyeceğim. Bir ülkede herhangi bir işletme için e, bir, yani o işletmenin güvenliği, o işletmenin e, özgürlüğü hürriyeti, girişim hürriyeti, iş yapma hürriyeti, ticaret hürriyeti olması gerekmiyor mu? E, ve Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar ve ekibi olmadan Devam edemeyecek. Oraya mafya çökecek. Ve olmasa olmaz ağır ve ekibini, ekibinin orada olması lazım. Yani Muazzam bir zaaf ve muazzam bir e, durum itirafı esasen. İşte her şeyi kabul etti derken onu kastediyorum. Buraya mafya çökecek de o çökmesin diye biz çöktük. Yani hanginiz mafya? Burası dünyanın Akdeniz'in en önemli marinası. Bu marina döviz makinesi. Buraya gelen yatlarda prensler, devlet başkanları, dünyanın bilinen iş insanları var. Dünyanın sayılı milyarderleri gelip Türkiye'de bir ay kalıyor. İngiltere'nin ünlü yat dergisi en iyi mega yat marinası olarak burayı seçti. Gemi değil yatlar geliyor. Prensler, dünyanın sayılı zenginleri, uyuşturucu zenginleri mi uyuşturucu taşıyor? Roman Abramovich mi? Yani çarpıtmanın dik alası. Yani bir yere prenslerin veya zenginlerin gelip gitmesi üzerinden. Hayır burası uyuşturucu limanı değil yat limanı karşılaştırması yapıyor. Saçmalıyor yani. ama işte Türkiye'de yiyor yani. Türkiye'de yiyor. O arada tabii devlet başkanları ve prenslerle şunlarla bunlarla muhatap olduğunda saklamıyor. Yani ben diyor artık. Yani devlette değilim, siyasette değilim ama böyle bir yeri tuttum yani. marinamda bunları ağırlıyorum. Bir de işin böyle bir tarafı var. Gene söylemiş. Bunları yayanlar PKK, FETÖ siteleri filan falan. Evet. Türkiye'nin aleyhine düşmanlık. ya Türkiye'nin aleyhine düşmanlık da yani ağırla ilgili bir şey yani Erdoğan refleksi. Erdoğan'a bir şey söylediğinizde devlete ve Türkiye'ye söylenmiş oluyor. Aynı şekilde ağır'a bir şey dediğinizde o da Türkiye'ye bir şey söylenmiş oluyor. Türkiye aleyhine düşmanlık. Evet. Beni tanıyan bazı gazeteci ve siyasetçilerin tutumuna üzüldüm. Yazıklar olsun onlara. Eyvah eyvah korkun amcayı üzmüşsünüz. Amcayı üzmüşsünüz. Başınıza gelecek var evet Evet. Mansimov'un e, mübariz Gurbanoğlu tam adı esasen, e, Türkiye'deki adı Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı demiş e, Mansimov'un e, yatına çöktünüz mü diye sormuş Saygı Öztürk lisanı münasiple e, madem tehditle el koydumsa bu kişinin tehdit davası açması gerekir adam içeride ya <laughs> tutuklandı yani FETÖ'den tutuklandı üstelik evet Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. İşte gazeteci burada sorması gerekiyordu. Kim rica etti? Yani profesyonel yönetici. Yani ağır e, emniyet müdürlüğünü, bakanlığı, siyaseti, parti genel başkanlığını bırakmış Marina işletiyor. Profesyonel yönetici olarak. Evet. Yok mu orada birkaç koltuk? Başka. Heveslisi çoktur. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumun bellidir. E onu biliyoruz zaten. Devletin kayıtlarında e, kavak Marina'ya çöken, o milyar dolarların üzerine oturan oğlunla beraber biri olarak geçmiyor. Devletin bütün kayıtlarında oradaki pozisyonun e, belki müdür olarak, işletmeci olarak neyse o şekilde geçiyordur yani. Birileri işte paravan bir şeydir yani. Mühim olan o değil, mühim olan fiiliyat yani. Yıllarca terörle mücadele etmiş terör örgütlerinin hedefinde olan her adamı devlet tarafından bilinen 24 saat korunan kişiyim. İşte Mesele de bu yani. Terörle mücadele edene her şey mi bu? Evet. Orada Mübariz Mansivov'u Fethullah Gülen'le Mehmet Ağar'ın tanıştırdığı iddiası üzerine e, konuşmuş. Mübariz Gurbanoğlu yani Mübariz Mansivov, Fethullah Gülen'e bir kez değil devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu. Burada da ağır yalan söylemiş. Neyse geçelim. İşin doğrusunu bilenler anlatır. Evet. Burada da Marina ile ilgili hisse devir sözleşmesi diğer ayrıntılarının özetini geçmiş. İşte yok şu kadar hissesi şurada bu kadar hissesi burada. Yani bir şekilde devlet ayarlamış işte hisseleri şunu bunu paraları şunu bunu. Mehmet Ağrı da başına koymuş işletme müdürü demiş muhtemelen. Ama işte neticede oranı sahibi o. Burada upuzun şeyler var. Ne derler? Detaylar yani. Şirket detayları. Orada falan değilim yani. Neticede bu söyleşiyi baştan sona okudum. Size de önemli satırlarının şeyini getirdim. Ekrana getirdim. İşte şu şey. Ben Gazetede başlık atacak olsaydım her şeyi kabul etti başlığı atardım. Gerçekten de öyle, her şeyi kabul etti. Ee, i̇zleyicinin ve seyircinin takdirine bırakmak gerekiyor sonrasını. Ama işte karşınızda böyle bir figür var, karşınızda böyle bir model var. Ee, Türkiye'de mafyalaşmış siyaset e, veya siyasetin mafyalaşması, devletin mafyalaşması veya mafyalaşmış devlet bu tartışılıyor. Ee, siz hangi tanımı? Uygun buluyorsanız onu koyun ama iş bu yani. E, aklıma geldi onu da söylemeden geçmeyeyim. Taşları bağlamışlar köpekler serbest. Durum budur yani ülkede. Evet durum budur. Süleyman Soylu bugüne kadar e, Sedat Peker hakkında çok bir şey dememeye çalışıyordu. Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla falan filan diyerek Sedat Peker'e çakmış. Süleyman Soylu ile beraber hareket ettiği falan söyleniyordu. Ve Sedat Peker'in daha çok Mehmet Ağar, Alaaddin Çatlı, Korkut Eken falan tayfasına bindirdiği falan üzerinde duruluyordu. Süleyman Soylu'nun çok fazla bir esamesinin okunacağını bu işlerde öyle kafayı kaldıracak kadar boyun uzadığını zannetmiyorum. Ama bunun için çaba veriyor, Doğru. Ee, bu tweetle de Sedat Peker'le arasına bir ilişki koymuş. Ee, bir e, Sedat Peker'le arasına bir mesafe koymuş. Özür dilerim ilişki yanlış kelime. Tuğçe Varol paylaşmış. Kaç sene önce Pal Marina'da ağırların adını gördüğüm an bunlar buraya çökmüş dedim. Ben bunu dünyanın öbür ucundan görüyorum da Mubariz Mansimo mu göremedi? Tabii ki hayır. Birisi ona al bunlar yeni ortakların dedi. O da hayır diyemedi. Böyle yükseklerden biri diyor. İşte o ağır diyor ya rica üzerine geldim. İşte o rica eden kim? Yükseklerdeki kim? onu da kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Cem Toker demiş ki tekrar söyleyeyim. AKP ve MHP'nin demokratik sivil bir anayasa çalışmasını ben Kentaki ve Popeyes'in tavuk hakları bildirgesi çalışmasına benzetiyorum. nokta demiş evet. Mafyalaşan devlet, mafyalaşan siyaset anayasa mı yapacak yani? O arada Türkiye'nin pandemiyle mücadelesi fena halde çuvallamış durumda ama açılmayı tartışıyor. Türkiye'nin ürettiği aşı dolabı 140 bin dozu saklayabilecek diye Sanayi Bakanı e, aşının değil buzdolabının reklamını yapıyor. <laughs> Üstüne de güzel bir yorum gelmiş. Şimdilik kola filan atın bari boş durmasın diye. Yani haksız mı? <laughs> Melis Hapan'la bitirelim. 4 saattir elektrikler kesik. Bir gün önceden veya sabahtan bir bilgilendirme falan yapmak da yok. Üçüncü dünya ülkesine yakışır Şidde, şirket bedaş demiş. Ben Türkiye'deyken de elektrikler sürekli kesiliyordu. O zaman da hep söylüyordum. Elektrik kesintisi olmayan, elektrik kesintisi yaşanmayan bir devlet, müreffeh bir devlet değildir. Ee, ve Türkiye'de işlerin yoluna girdiğini, Türkiye'de işlerin normalleştiğini, Türkiye'de işlerin artık rayına oturduğunu e, anlamak, görmek istiyorsanız, kriterlerden biri de elektriğin, gazın, suyun kesilmemesidir. Bu kadar net. Beş yılı aşkın bir süredir İngiltere'de yaşıyorum. Elektriğim hiç kesilmedi nokta. Evet bu duygularla manşeti noktalıyoruz. Bu duygularla manşeti noktalıyoruz. Ekrandan aldım yanlışlıkla kendimi kusura bakmayın. Ee, günün ikinci yayını özgür düşünce Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Cuma günü görüşmek üzere.